Bu videoda sizle birlikte animasyon programlarını öğreneceğiz. Baştan sona en kolayından en zoruna, en zorundan en kolayına bir şekilde anlatacağım size. Bunların birincisi Maya. Maya gerçekten zor bir program. Öğrenirseniz çok çok işinizi görür. Videoeğitim.com'da bunun eğitim seti var. Bu arada oradan izleyebilirsiniz. Ama kullanması biraz zor. Her şeyi anime edebiliyorsunuz. Çizgi film karakterleri, hava durumu, diyelim ki herhangi bir fabrikanın animasyonu, her şeyi, bir yarış arabası, her şeyi simüle edebiliyorsunuz. Rigging denilen veya iskeletlendirme denilen şeyleri de yapıyor. Karakter oluşturmayı da yapıyor. Sahne oluşturmayı da yapıyor. Animasyon ve simülasyonu da yapıyor. Modellemeyi de yapıyor. Hepsini yapıyor. Baştan sona. Maya enfes bir çözüm. Autodesk'in Maya'sı, bir de Autodesk'in Motion Builder'ı. Bakın burada. Motion Builder'da karakterlerinizin, 3D karakterlerinizin animasyonu ve hareketlendirilmesi ve Motion Capture için kullanılıyor. Motion Capture ne demek? Hemen göstereyim size. Motion Capture şu: siz üzerinize küçük böyle noktalar ekliyorsunuz. Bunu Kinect kameralar olabilir, çeşitli özel aparatlarla olabilir. Yaptığınız hareketleri arkadaki bir karakterin üzerine uyguluyor. Bunu Unity 3D için, Unreal Motor için, Maya için, 3D Max için, her şey için kullanabilirsiniz. Bunlar Greenbox Studio'da olabilir. Greenbox olması da şart değil. Çok basit cihazlarla da artık toplanılıyor. Bakın. Oyunlar için. Şimdi her hareket bütün makinelerde yok. Görüyor musunuz? Burada yapılan hareketler başka bir canlının üzerine giydirilebiliyor. İşte buna motion capture, yani hareket yakalama deniyor. Motion capture'lar Kinect kameralarla, hareket yakalayan ya da PlayStation'ın üstündeki kameralar gibi kameralarla yapılır. Bu kameralar sizin yaptığınız hareketleri bilgisayar ekranındaki karakterlerin üstüne aktarır. Bir sonra göreceğimiz şey bu animasyon işinin asıl üstatlarından birisi ama sinema versiyonu. Maxon'un Cinema 4D'si. Cinema 4D mükemmel ortamlarda mükemmel animasyonlar, fotoğrafçı filmler oluşturmanızı sağlar. Görüntü kalitesi vesairesi gayet mükemmeldir. Cinema 4D yani 4D'yi de öğrenmek, modelleme, texturing yani kaplama, animasyon. Bu arada bunların alt bedellerine bakarız. Bu timeline'larla oynamak önemli çünkü. Web sitesi çok güzel gözükmese de aslında çok güzel program. Rendering yani fotogerçek kaplama ve simülasyon vesaire için gayet iyidir. Biraz daha ilerleyelim. Gelişmiş olsun, gelişmemiş olsun, bütün programları, videoları, grafikleri düzenleyebileceğiniz, alt yazılar ekleyebileceğiniz, efektler ekleyeceğiniz, After Effects, videoeğitim.com'da bunun da videosu var. Geometri, şey, videolarınızın üzerine istediğiniz geometri ve istediğiniz teksti, istediğiniz görüntüyü, efekti eklemenizi sağlıyor ve gerçekten burada gördüğünüz gibi işte bu videoları izlersiniz. Çeşitli efektler nasıl ekleniyor. Bunların hepsini sağlıklı şekilde ucuz fiyata uygulayabileceğiniz bir program. After Effects, şöyle söyleyeyim, birazdan ikinci sınıf animasyon dediğimiz şeyleri göreceksiniz. Eğer onları kullanmayacaksanız birinci sınıflarda gerekli, videoyu sonradan düzenlemek için. 3D animasyon ayrı bir olaydır. Grafik tabanlı animasyon ayrı bir olaydır. Adobe grafik tabanlı animasyon için After Effects az önce göstermiştim. Edge Animate diye bir şey geliştirdi. Edge Animate şöyle bir şey. Bulut tabanlı bu arada. İki boyutlu grafikleri, mesela işte ne bileyim şöyle dönen pie chartlar vesaire, bu grafiklerin ya da flash diyebileceğimiz animasyonların yapılmasını sağlıyor. Kullanılması çok zor değildir. Age Animate ile yapılabilen temel eğitimler vesaireler burada var. Neler yapıldığını da zaten buradan görebilirsiniz. Ama böyle iki boyutlu animasyonlar yapar. Onu söyleyeyim size. Çok böyle üç boyutlu janjanlı şeyler beklemeyin. Şöyle play'e basalım. Hemen şuradan göstereyim size Age Animate ile neler yapılır. View diyelim. Böyle küçük basit 2D grafiklerinizi alıyorsunuz ve çizgi film tarzında böyle yazılar uçsun kaçsın, sunumum olsun, havalı bir şeyler olsun tarzında yapabiliyorsunuz. Scroll down diyor, biraz daha aşağı in. Yani aslında hani şirket sunumları için de olur. Prezident bir alternatiftir. Seçtiğiniz senaryoyu göre gördüğünüz gibi başka bir seçim üretebiliyor. Ekrana bir şeyler gelip çıkıyor. Aşağı kay diyor. Cihazları gösteriyor. İşte cihazınızı seçiyorsunuz ya da no yes bir şey diyorsunuz. İşte Age Animate bu tür bir animasyon sağlıyor. Bu 2D yani iki boyutlu.
Madem işi iki boyuta döktük, o zaman kralları gelsin. Her şeyden önce Pavtun var. Çizgi film hazırlamanızı sağlıyor. Gerçekten 5 dakikada yapıyor. Çünkü kendi kütüphanesi var ve nasıl şeyler yapabiliyorsunuz göstereyim. Was the night before due date and all through the house not a hard drive was whirring quite still was the mouse. Diyor ki işte şöyle böyle oldu yılbaşından önce falan fıstık. Ama bakın böyle hani karakterler hazır ve o karakterin üstünden oluşturuyorsunuz bu tür animasyonları. Yazı animasyonu da var, karakter animasyonu da var. Karakterler çeşit çeşit hazır. Bu arkadaki ofisler, masalar, kağıtlar hazır. Kütüphaneden çekip koyuyorsunuz bu grafikleri. Koyduğunuz grafiklerle de grafik seslendirme, dudak senkronizasyonu vesaire yapabiliyorsunuz. Bu arada dikkat ediyor musunuz ki SolidWorks ile ilgili bir arada bir şeyler geçiyor. Ve siz istediğiniz gibi projenizin üstünde çalışabiliyorsunuz. Dışarıdan video grafik alarak. Bu Powtoon. Powtoon'un bir rakibi var. Çok başarılı bir rakibi var bu arada. GoAnimate. GoAnimate de aşağı yukarı aynı işi yapıyor. Biraz daha geniş bir kütüphaneyle yapıyor. Ve biraz daha profesyonel. Biraz daha profesyonel. GoAnimate'in de Powtoon'un da masaüstü versiyonları vardı. Halen var mı bilmiyorum ama böyle şık animasyonlar yapabiliyorsunuz bunlarla. Yani projenizin tanıtımı için olabilir. Belki şirketinizin web sitesinin tanıtımı için olabilir. Bu da bir tür animasyondur. GoAnimate'i gördünüz. Devam edelim. Bunların bir diğer rakibi var. O da VideoScribe ama VideoScribe biraz farklı. Whiteboard animasyonu da katıyor işin içerisine. Whiteboard animasyonu ne demek? Görelim. İşte böyle. Bunu seveceksiniz belki. İşte bir şekiller bir şeyler dönüp geçiyor ama imajlar çekiyorsunuz onları çizim haline çeviriyor. Sanki siz elle çiziyormuşsunuz gibi. Bir el geliyor ekrandaki yazıyı değiştiriyor. Böyle güzel etkiler var. Ben VideoScribe'i hepsini kullandım da VideoScribe'i özellikle sunumlarda kullandım. Şirketinizin sunumu için arkaya tabii de müzik de ekleyerek telif hakları alınmış müzikler. Bakın el kütüphanesinden el seçiyorsunuz. Burası çok hoş. Tabii ki sunuma ses de ekliyorsunuz. Ve en son şu oluyor. Hoş değil mi? Buna whiteboard animasyon deniyor. Yani beyaz tahta animasyonu. Bu beyaz tahta animasyonunda size bir örneğim daha var. O da whiteboardanimation.com. Bunlar ama sizin verdiğiniz işe göre çalışıyor. Şöyle player'ı yazıyorum. Farkındaysanız biraz daha profesyonel. Bunlar işinizi yapıyor, unutmayın. Süperler, megalar işte bu tür animasyonlar yapıyorlar. Bir sonraki sistem TrueScribe. TrueScribe aslında böyle teknolojiyle sistemin buluşmuş hali. Videosuna bakalım ne demek istediğimi anlayacaksınız. Yes, even you can create effective whiteboard videos regardless of your experience. And this video will show you how TrueScribe makes that possible. Çok basit çizimlerinizi animasyon haline dönüştürüyor. We will wonder in your videos. Let's see the science in moving messages. You log into your existing account by entering your username and bir kütüphanesi var. Kullanıcı adınızla giriyorsunuz. Let's create a new project. Sıfırdan bir proje oluşturalım diyor. Bir şeyler yazdım. Now, you can select a digital voice or you can record your voice. Ses ekliyorsun. Tekst okuyabiliyor. Script writing, voice over. Use the control. Hit the create button and watch the magic happen. The employee compensation program has changed to better help you improve employee performance. Not only do you have ne yaptığını farkında mısınız? Bakın tekrar göstereyim. Biraz daha geri alacağım. Ne olduğunu anlamanız için. Sizin yazdığınız şeye göre, kelimelere göre anahtar kelimelerden animasyon oluşturuyor. Ve bu animasyonu da başkasına gönderebiliyorsunuz. Böylece TrueScribe'ın ne olduğunu öğrendik. Devam edelim. Tatlıları sona saklıyorum. Gittikçe güzelleşen kısım SketchFab. SketchFab Animation'dayız. SketchFab Animation aslında gerçekten hoş bir şey. Sloganı motion yani hareketle birlikte yepyeni bir boyut veriyorum diyor. Skeleton Bones bu rigging dediğim olay yani iskeletli animasyona destek veriyor. Katı şeylerin nesnelerin animasyonuna izin veriyor. Ve bir şeklin bir başka şeye dönüşmesine izin veriyor.
Bakın burada bir sürü örneği var. Bunlardan herhangi birini seçip bakabilirsiniz. Hani nasıl bir karakter oluşturmuş, bu karakter nasıl bir animasyon sağlıyor vesaire. Ve aşağı doğru indikçe daha fazla model bulabiliyorsunuz. Bu arada güzel tarafı animasyonlar download edilebilir, indirilebilir. 3D modeller de oluşturulduğunda bu şekilde paylaşılabiliyor. Şimdi bakalım, loading 3D model diyor. 2800 kişi indirmiş şimdiye kadar. Animasyon da bu. Bu tür bir şeyi siz de oluşturabiliyorsunuz. Geçelim. Mixamo yine 3D animasyon yönünde Adobe'un bir hizmeti ve Mixamo'nun yaptığı şey şu: karakterleri seçiyorsunuz ve bu tür çeşitli hareketler yapıyor. Bakın, stiller, işte hedefler, o karaktere göre çeşitli animasyon hareketler yapıyor ve siz de bu hareketleri karakterin üstüne buradan çekip atayarak kullanıyorsunuz ve sonrasında işte indirip istediğiniz yerde animasyon için işte çeşitli karakterler var, dediğim bayağı garip karakterler de var bu arada. İstediğiniz yere ekleyebiliyorsunuz. Mixamo'yu kullanmanızdansa bu arada iClone'u kullanmanızı tercih ederim. Birazdan iClone'u göstereceğim ki bunların en efsanesi bence. Daha karikatür tarzında bir şey isterseniz Toon Boom Animation var. Toon Boom bu storyboard denilen hikaye olayını da hallediyor, animasyonu da hallediyor Harmony ile birlikte. Ve bu tür biraz daha hani nasıl söyleyeyim, çizgi film tarzında animasyonlar hazırlıyor. Product'a girdiğiniz zaman zaten size bir değil iki ürün sunuyor. Bunlardan bir tanesi gördüğünüz gibi animasyon hikayesi, bir tanesi storyboard denilen çizgi filmin hikayesini kare kare hazırlayan hikaye. Bu benim kullandığım bir şey değil. Çizgi animasyona ben çok fazla ilgi duymuyorum. Ve geldik videoeğitim.com'da eğitimi yanılmıyorsam ücretsiz dağıtıyoruz Blender'a. Blender çok güzel bir program ama öğrenmesi, ücretsiz bu arada Blender, öğrenmesi biraz zor. Öğrenirseniz her türlü çizgi filmi yaparsınız. Avatar gibi çizgi filmler daha iyi yapabilirsiniz. Ve en temel animasyon olan Animation Paper. Animation Paper ne yapar? Animasyon kağıdı anlamına geliyor. Animasyonu böyle kare kare sanki gerçekten çizgi film yapıyormuşsunuz gibi ilerletiyor. İlgi duyanlar için hoş. Ama bu işin hani mükemmeli nedir derseniz, hoş geldiniz iClone'a. iClone birden fazla üründür. Birincisi karakter oluşturucusu var. İkincisi motion cap var, hareket yakalıyor. Üçüncüsü Crazy Talk denilen bir product var ki istediğiniz suratı konuşan avatar haline getiriyor. Bakın göstereyim. Kendi suratınızı da yakalayabiliyorsunuz. Diyor ki oğlum diyor, benim sıfatımı alıp da buraya koyup da beni konuşturabilir misin? Ne var ki diyor, senin o yakışıklı suratını ben bir güzel fotoğraflandırayım. Sağdan, soldan, önden, arkadan iki çektim mi ben senin suratını tanıtırım. O bu arada burnu yerleştiriyorsunuz bir zahmet. Bir 10 dakika ayırıp. Zaten çok detay yok gördüğünüz gibi. Yani çok detay yok derken isterseniz uğraşırsanız var. Ama kendi sıfatınızı iyi kötü buraya yerleştirdiniz. Sonra çeşitli imajlar yerleştiriyorsunuz ve konuştuğunuz ses dosyasını bu karakterin okuması için yerleştiriyorsunuz. Lip-sync denilen dudak senkronizasyonu otomatik yapıyor. Ve o konuştukça, bu arada hazır karakterler var, isterseniz onları da kullanabilirsiniz Mr. Bean tarzında. Ama mouse'u takip edip arka plana da 3D stüdyo ortamı atarak istediğiniz gibi konuşturabiliyorsunuz. Şimdi karakter biraz daha böyle animasyon gibi de olabilir, gerçekçi de olabilir, karikatür gibi de olabilir. Crazy Talk'ta oluşturduğunuz karakter dışında bir de gerçek Real Illusion iClone'la çatır çatır animasyon oluşturabilirsiniz ki değme filmlere taş çıkarıyor. İşte bu da iClone. Ki bu videoyu izlediğiniz zaman göreceksiniz. Çok sağlam gerçekçilik var her şeyden önce. Ortamları mükemmel oluşturuyor. Sahneler, ışık, kamera, HDR ortam, animasyon tartışmasız çok iyi. Bu neden çok iyi biliyor musunuz? Yani Maya ile belki daha güzelini yaparsınız ama kendi başınıza öğrenip, ki iClone eğitim seti de yakında çıkıyor. iClone 6'yı ben hazırlıyorum. Kendi başınıza öğrenip hemen animasyon, çizgi film yapabilmeniz için en kolay, en mükemmeli bu. Çok zor yüzeyler üzerinde çalışabiliyorsunuz bakın. Ve karakterlerinizi gerçekten böyle hani Diablo tarzında karakterlere çevirebiliyorsunuz. Hemen ortama ışık ekleyeyim, duvar ekleyeyim, o duvarların üzerine hazır setler ekleyeyim.
Işıklandırmayı biraz değiştireyim. Ortam havalı olsun. Ve sonrasında gün saatiyle oynayayım ve karakterim böyle animasyonlar yapsın. İnanın şu çok kolay. Şu an size o abartıyor diyeceksiniz Ali Koca ama bu tür animasyonlar yapabiliyorsunuz. Softcloud animasyonda var. iClone 6 bütün animasyon programları içerisinde ihtiyacınıza yönelik en kolaydan birisi. Şimdi son bir bonus vereceğim, ondan sonra bitireceğim. Mekanik bir animasyon da istiyorsanız o zaman da size SimLab öğreneceğim. Ama geçmeden önce bir şey gösterdi, onu göstereceğim. Bakın, nesnelerin ortamla etkileşimi diye bir olay var. Görüyor musunuz? Şuraya bir kere daha döneyim. Geliyor bir kafese vuruyor, kapıya vuruyor. Yani bu SolidWorks'te collision detection diye geçiyor. Vücudun her parçası başka bir nesne ile iletişime geçebiliyor. Bakın şimdi, gördünüz mü? Şimdi geldik mekanik ilişkilere. Mekanik ilişkiler iClone'da olduğu gibi diyeceksiniz ki Haluk hocam ben daha böyle mekanik, gerçek fabrikada mekanik şeyler istiyorum. O zaman kullanacağınız program SimLab Composer. Animasyon içinde ben bunu simülasyon olarak görüyorum. Zaten adı SimLab. Ama hani çok istiyorsanız alın bununla da animasyon ve render yapabiliyorsunuz. SimLab Animation biraz daha illa ben SolidWorks'üm kafayı bozdum mekanikle diyenler için. Al o zaman ne bileyim şöyle bir animasyon yap buyur. Ama bunu yapacaksan bunun rakibi de KeyShot Animation o zaman kardeşim. Yani göstereyim size. O zaman alın size KeyShot Animation. Shelby Cobra 427 diyor. İşte bu da foto gerçekçi animasyon KeyShot'la. SimLab mekanik sistemlerin çalışmasında biraz daha sağlıklı. KeyShot'sa renderlı animasyonla daha sağlıklı. Kamera geçişlerinde veya patlatmalar vesaire de. Artık hangisini kullanmak isterseniz. Bu videoda sizle birlikte animasyon programlarını inceledik. Bunların şöyle söyleyeyim size %80'ini kullandım. Kullanmadığım 3-4 tanesi var. iClone'a hastayım. KeyShot Animation ve KeyShot VR gerçekten çok çok iyi. Hani ben emeğini vereceğim, adam gibi öğreneceğim, zirvesine çıkacağım, bu yolda öleceğim derseniz de Maya, 3D Max, V-Ray'ler, Mental Ray'ler havada uçuşsun. Ama videonun konusu evde böyle yani çoluğu çocuğu toplayıp hanımla birlikte yapabileceğiniz animasyon işleri için ne lazımdı? iClone hepinize yeter. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.